Gülerek ve yürüyerek girdiği hastane kapısından bir daha çıkamadı. İddiaya göre ameliyatta narkozun dozu ayarlanamadığı için genç adam kalp krizi geçirip yoğun bakımlık oldu. O 2 aydır yaşama tutunmaya çalışırken acılı eşi de hukuk mücadelesi başlattı. Ömür boyu felç kalacak diyor bana. Siz benim kocama ne yaptınız da benim kocam ömür boyu felç kaldı? Ne yaptınız? Eşi hastaneye yürüyerek girdi, ölümün kıyısına geldi. Zavallı adamın 2 aydır yoğun bakımda olmasının sebebi iddiaya göre ameliyatta narkozun fazla verilmesiydi. Narkozu fazla verdiler, şimdi kendileri kapatıyorlar abi. Kalp krizi geçirmiş o sırada. Narkozdan dolayı. Hazal Günel 7 Mayıs gecesi eşini mide rahatsızlığı şikayetiyle Ankara'daki bir hastaneye getirdi. Safra kesesinde taş ve çamur tespit edildi. Genç adamın ameliyatına karar verildi. Dediler ki ERCP işlemine sokacağız. ERCP işlemine geldiler. 1.52'de eşimi soktum. 40 dakika sürecek bu işlem dediler. Tam 13 dakika sonra bütün doktorlar üşüşmeye başladı. Ne olduysa bir gün sonra ameliyatta oldu. İddiaya göre ERCP yani ağızdan safra kesesine ulaşma işlemi öncesi ilk narkozda eşi uyutulamamış, ikinci kez verilen narkozun da dozu ayarlanamamıştı. Eşinin fazla narkoz nedeniyle kalp krizi geçirip yoğun bakımlık olduğunu ileri sürdü. Gül'ü oynaya soktum. 27 yaşında bir hayat. Bu bir hayat ya. Hayatımızı biz yeni kurduk abi. 27 yaşındaki Murat Günel'in ameliyata girmeden önceki son fotoğrafı bu. Aradan 2 ay geçti. Hala yoğun bakımda. Evet benim şüphem var. Benim 2 tane çocuğum var. Şu an içinde eşime diyorlar ki ömür boyu felç ve gözleri görmeyecek. 2 çocuk babası genç adam yaşam mücadelesi verirken gözü yaşlı eşi de hukuk mücadelesi başlattı. İhmal iddiasında son sözü yargı söyleyecek. Ben Sağlık Bakanıma, Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bana yardımcı olsunlar. Benim eşimi kurtarsınlar.